Mutlu günler diyoruz. TRT Spor Yıldız Ekranı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. 2023 Handball Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda playoff turunda milli takımımız sahne alacak. Belgrad'dayız ve ikinci maçına çıkıyor millilerimiz. İlk maçta Giresun'da istediğimiz skoru alamadık. 24-33 biten mücadelenin sonunda aslında tabii oyun anlamında ilk 20 dakika ve sonraki 40 dakikalık bölüm karşılaştırıldığında nispeten istediğimiz oyunu oynayabildik ilk dakikalarda ama sonrasında skor ve malumunuz handball adına Sırplar istediğini yaptı. İstediği skoru aldı. 9 sayılık farklı avantajla ülkesine döndü ve bizler artık o 9 sayılık dezavantajı bir şekilde çevirmeye çalışacağız. Tabii imkansız değil, imkansız olmadığını bildiğimiz bir skor. Tabii 10 sayılık bir galibiyet neden olmasın, Belgrad'dan böyle bir zaferle dönmeyelim. Ama tabii Sırbistan gerçekten çok ciddi bir rakip. Sonuç olarak buradan güzel bir galibiyetle, güzel bir handball'un getirdiği güzel bir galibiyetle dönmek ve tabii ki evimize en azından o prestij anlamında istediğimizi alarak o dönüş yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Belgrad'da son hazırlıklar yapılıyor. Seremoni gerçekleştirilecek. Maçın hakem ikilisi Bulgaristan'dan Svetoslav Yovchev ve Zvezdelin Yovchev kardeşler. Vladimir Jokic de Bosna Hersek'ten maçın gözlemcisi olacak. Tribünlerde genç taraftarlar görüntüye yansıyor Sırbistan'da. Tabii Sırplar istediği skoru aldı demiştik. İlk 20 dakika içerisinde biz başa baş bir mücadele ortaya koyduk. O ortaya koyduğumuz mücadelede dengeli bir skor da almıştık ama son 10 dakikalık bölümde, ilk yarının son 10 dakikalık bölümünde grafik olarak da yine paylaşırsam sadece 2 gol atıp kalemizde 6 gol görünce ister istemez bir kopma yaşandı ve bu kopma sonucunda ilk yarı 15-10, maçın sonu da 24-33 bitti ve sonuç olarak 9 sayılık avantaja dönen Sırplar oldu. Milli takımımızın oyuncuları tek tek isimleri anonslanarak yerlerini alıyorlar. İlk maçın kadrosunda tek bir değişiklik var. O da kalede Selena Kalın yerine bugün Yaren Berfe Göker yer alacak. Diğer tüm isimler aynı şekilde Giresun'da olduğu gibi burada da Belgrad'da da boy gösterecek. Giresun demişken tabii milli takımımızın arkasında çok önemli bir destek vardı. Ve aslında o desteğin arkası, yani Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nun o desteğiyle beraber bir galibiyeti gerçekten bekliyorduk. Güzel bir skor da almasını ve milli takımımızın o tribündeki destekleyen isimlere mutluluğu yaşatmasını isterdik ama kısmet olmadı. Tekrar tekrar patlamada milli takımımızı yalnız bırakmayan Giresunlara teşekkür etmek gerekiyor. Bakalım bugün Belgrad'da neler yaşanacak. Sırp milli takımı şimdi tek tek isimleri anonslanarak yerlerini alacak. Sırplar tabii geçmiş yıllara baktığımızda Dünya Şampiyonası'na 15, Avrupa Şampiyonası'na 12 kez katıldılar. 2001 yılında İtalya'da bronz madalyayı ve 2013'te de evlerinde burada düzenlenen organizasyonda gümüş madalyayı boynuna taktılar. Dünya Şampiyonası'nda bu tarz başarılara da imza attılar. Yakın zamanda ki 2013 yılındaki kadrodaki isimler de burada yer alıyor. Onlar için şunu da söyleyelim. Stojković, Miščević, Lavko, Radojević ve Gravas gibi isimler bugün son kez milli takımlarının formasını terletecekler. Onlar işte çok farklı bir, çok duygusal bir ortam ki Radojević şimdi görüntüye yansıdı. Gravas'ın da kardeşi, o da milli takıma veda edecek. Sonuç olarak 2013'teki başarıda yer alan bu saydığımız 5 isim artık milli takımda boy göstermeyecek. Genç isimlere yer veriyor. Daha çok Uroš Bregar ve bunun da serimesini görmek istiyor. Az önce görüntüye yansıdı. Yine Miščević. O isimlere de teşekkür ederek artık veda edecek ki Grovars şimdi görüntüde. O da milli takıma veda edecek. 5 oyuncudan biri. Çok farklı bir
maç olacak. Sırbistan milli takımında bu 5 oyuncu adına ve birazdan ilk düdük gelecek. Milli takımımız 9 sayılık dezavantajın arkasında 10 sayılık bir galibiyetle buradan dönmeye çalışacak. Playoff'ta turu geçmek ve bir dünya şampiyonası görmek adına Vojdovac'da. Belgrad'da Vojdovac Spor Merkezi'nde seremoni gerçekleştirildi. Maçın hakem ikilisi şimdi yakın planda görüntüye yansıdı. Bulgar hakem ikilisi Svetoslav ve Zvezdelin Yovchev kardeşler. Maçın gözlemcisi de Bosna Hersek'ten Vladimir Jokic olacak demiştik. Tribünlerde nispeten boşluklar var ki Giresun'da inanılmaz bir atmosfer oluşturulmuştu. Ve İstiklal Marşımız. Ulusal Marşı. Belgrad'da Vojdovac Spor Merkezi'nde seremoni gerçekleştirildi. Kadrolar birazdan görüntüye yansıyacak. 2023 Handball Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda playoff turu ikinci maçına çıkıyor milli takımımız. Bu arada işte o bahsettiğimiz 5 isme teşekkür edilerek çiçeklerle ve plaketlerle ve aynı zamanda tabii ki Stojković'in formasında gördük şimdi. Veda edilecek. Milli takıma veda ediyorlar. 2013'te gümüş madalya kazanan dünya şampiyonasında final oynayan takımın, 2012'de Avrupa şampiyonasında yarı final oynayan takımın parçaları yavaş yavaş artık milli takıma veda ediyor. Stojković, Liščević, Lavko, Radojević ve Grovac. Gerçekten büyük bir gurur. Geçmiş yıllarda da tabii bizim adımıza da vedalar yaşanmıştı. Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal Kastamonu'da plaketlerle uğurlandı. Diğer yanda yine milli takımımızda gerçekten eksikliğini hala hissettiğimiz, eksikliğini bir türlü dolduramadığımız birçok isim var. Sayamadığım onlara da veda edildi. Çok duygusal bir ortam Belgrad'da şu an. Ve
milli takımın kadrosu görüntüye yansıyor Sırbistan'da. Kalede Risović, Vasiljković ve Gravars olacak. Radoslav Ljević, Vukojlović, Lavko, Laniştanin, Janjušević, Radojević, Gnežević, Stemenić, Lovrić, Stojković, Tabak, Rišević ve Milojević. Sırbistan milli takımının kadrosu. Uroš Bregar, Sloven, baş antrenör. 2021'den beri takımın başında görüntüye yansıdı. Ve artık yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyorlar. Tabii bu anlamda ona da baskı kuruyorlar. Bakalım sırtlar daha nasıl devam edecek bu yola. Milli takımımızın da kadrosu şimdi görüntüde. Yaren Verfe Göker ve Halime İslamoğlu kalede olacak. Beyza Karaçam, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Dönegül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Neslihan Çalışkan, Yasemin Şahin, Ceren Aydemir, Ayşenur Kara, Meryem Erdoğan, Eda Nur Çetin, Gülsüm Güreçyüz ve Elif Slaydın. Kadromuzdaki isimler. Koska Buçeski, baş antrenör. Antrenörümüz Mehmet Serkan İnci. Kaleci antrenörümüz Ragıp Dalga Demir. Düzeltiyorum. Ragıp Demirman ve performans antrenörü İlker Kurtulmuş. Daha sayamadığım fizyoterapist Abdullah Sinan Akkoğlu, masör Cenk Uzunca, spor psikoloğu Mehmet Şakiroğlu ve idari menajer Bora Sertel. Şu sıralarda Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da tribünde takımımızı yalnız bırakmıyor. Bunu da yine eklemiş olalım. Az önce Radojević gözyaşlarına hakim olamamıştı. Grovart ablası son kez milli takımda beraber oynayacaklar. Muhtemelen de beraber aynı takımda görev alacaktır. Belki son mücadele olacak. Sırplar savunmada başlayacak. Biz ilk hücumu gerçekleştireceğiz. Lavko, Janjušević, kalede Grovars olacak. Milli takımımızda ilk düdük geldi. Zorlu mücadele başladı. Milli takımımız ilk hücum yapıyor. Nurcan Akgün Göktepe pivotta olacak. Orta oyun kurucu noktasında Yasemin. Sol kanatta Elif Sıla, sağ kanatta Ayşenur Kara. Sol oyun kurucu mevkiinde Aslı İskit Çalışkan. Sağ oyun kurucu noktasında Beyza Karaçam. Kalede de Yaren Berfe Göker'le başladık. Başarılar diliyoruz A Milli Kadın Handbol takımımıza. Umarız güzel bir handbol ve Belgrad'dan ülkemize güzel bir skorla dönecekler. Yasemin yerde kaldı. Hücumu tazeleyeceğiz. Radojević görüntüye yansıdı. Aslı İskit Çalışkan, Yasemin, Nurceren pivottan koşu yaptı. Şimdi çapraz geçiş. Oyun duruyor. Orada bir hücum faul kararı. Topsal alanda bir itişme yaşandı anladığım kadarıyla. Hücum el değiştirdi. Sol kanatta Sanya Radosevljević ki Giresun'daki maçta 9 gol atmış ve sol kanadı adeta delik deşik etmişti. Şimdi Stojković'in atışı topağlarda. İlk golü buluyorlar. Jovana Stojković'le. İzliyoruz. Stojković serbest atış çizgisinde yükseldi ve golü attı. İlk golü arıyoruz. Beyza. Yasemin. Şimdi Ceren tekrar döndü Aslı'ya. Yine oyun durdu. Yine bir itişme var topsal alanda ve uyarıyı artık Sırplara tandeme yapması gerekiyor maçın hakem ikilisinin. Yasemin, Ceren, Beyza Karaçam. Yine çapraz geçişle ilerledik. Saat yönüne doğru Aslı ilerledi. Beyza ile paslaştı. Tekrar Aslı. Aslı kaleye baktı atış topağlarda. Giresun'daki maçta 8 gol atmıştı. Bu maçtaki ilk sayısı. Dengeyi sağlıyoruz. Takımımızın en golcü ismiydi Aslı.
Sol kanatta Radosavljević. Tekrar döndü Radojević. Radojević de savunmada genelde süre alan bir isim. Yerini şimdi Rišćević'e bıraktı. Stojković, Rišćević paslaşması. Yakın savunması var Elif Sıla'nın. Şimdi Stojković yine boşluğu buldu. Aşırtması ve topu alır gitti. 2'de 2 yaptı Jovana Stojković. Asliski çalışkan bıraktı Beyza Karaçam. Pası Ceren. Atış topu ağlarda. Nur Ceren Akgün Göktepe. Yeniden dengeyi sağlıyoruz. Durum 2-2. 3 dakikalık bölümü dengeli geçirdik. Rišćević yine hücumda merkezde. Janjušević ve Stojković ile paslaştı. Atış. Gol gelmedi. Top direkt ve ardından zemine çarpıp oyun alanına döndü. Şimdi hücum bizim öne geçme şansı. Yasemin bıraktı. Ceren. Oyun devam ediyor. Faul düdüğü gelmedi. Şimdi Rišćević. Pası sağ kanatta boşluk. Karar 7 metre. 1'de 2 dakika cezası çıkacak. Yasemin Elif Sıla'ya. Düzeltiyorum Elif Sıla Aydın'a. Maçtaki 2 dakika cezası Elif Sıla Aydın'a çıktı. İşte burada Yavko yükseldi. Karar faul. Bir 7 metre atış olacak ve Elif Sıla Aydın'da ilk kez 2 dakika cezası alan isim oldu. Lavko çizginin gerisinde. Yaren kalede. Atış topu ağlarda. Yelena Lavko. O da milli takıma veda edecek isimlerden biri. Bu maçtaki ilk golü ve Sırplar tekrar öne geçiyor. Yasemin. Kaleyi boşalttık. Beyza İrem Türkoğlu sol kanatta. Şimdi topla buluştu. Yasemin. Paslı İskit. Beyza ile paslaştı tekrar. Yasemin kanada indi. Beyza İrem Türkoğlu. Gravats ilk kurtarışı yaptı. Kristina Gravats. Eski bir Murat Paşalı, eski bir Ardeşenli. Gravats. Avrupa kupalarında hem Murat Paşa hem de Ardeşen'de başarılara koşan takımın bir parçasıydı. Sonrasında Bayer Leverkusen. Şu sıralarda Kishvardai kalesi koruyor. Bu arada atış topu ağlara gidiyor. Sağ kanattan ilk golü buldular. Angela Janjušević. Farkı ikiye çıkardı. Eksik savunma kanatta tabii boşluk bırakınca bu gol kaçınılmazdı. Janjušević de bu fırsatı iyi değerlendirdi. Farkı ikiye çıkartıyorlar. Yine kaleyi boşalttık bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Aslı İskit çalışkan bıraktı. Beyza Karaçam yine çapraz geçişle ilerledik. Yasemin sol çaprazda pası yerini bulmadı ama bir faul var. Jovana Milojević görüntüde. Şimdi Yasemin bıraktı. Ceren atış topu ağlara gitti. Ceren Akgün Göktepe ikinci golü. Lavko yine bir 7 metre kazandılar. Lavko bir önceki pozisyonda da yerde kalmıştı. Stojković. Bu kez çizginin gerisinde. Aşırttı ve topu ağlarda. Jovana Stojković. Üçüncü golü. Golün tekrarı görüntüye yansıdı. Aslı bıraktı. Yasemin
Ceren şimdi tandemde yerini aldı. Yasemin tekrar. Aslı'yı çalışkan atış topağlarda. Aslı'nın ikinci golü. Yeniden farkı bir indirdik. 7 dakikalık bölüm geride kalıyor. 5-4'lük üstünlüğü var ev sahibi ekibin. Biščević merkezde. Stojković. Biščević pası pivota. Orada savunmamızın müdahalesi var ama top yine döndü dolaştı. Sırtları buldu. Biščević. Lavko. Stojković. Kanatta Janjušević atış topağlarda. Janjušević. Rapid'de oynuyor. Bu maçtaki ikinci sayısını kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de devre arasında Rapid'in yolunu tuttu. Şifok'tan transfer. Uroš Bregar'ın eski öğrencisi. 1-7 metrede biz kazandık şimdi. Bir de kart çıkacak. Maçtaki ilk kart. İzliyoruz. Aslı burada. Beyza'yı gördü. Lavko pozisyonda ve Janjušević sarı kartı gören isim. Beyza Karaçam çizginin gerisinde. Atış topağlarda. Beyza da bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. İlk 7 metre atışında farkı 1'e indirdik. Golü bulduk. Beyza da İsviçre'de Christian Stad forması terletiyor. İsveç'te düzeltiyorum. Yine rejyonerlerimizden biri. Biščević. Stojković. Çapraz geçişler. Lavko tekrar. Biščević. Döndü merkeze. Pası. Milojević. Faul var. 10. dakikadayız. Lavko uzaktan bir deneme, top dışarıda. Hücum bizim. Beraberlik şansı. Aslı. Beyza. Beyza. Pavle durduruldu. Orada müdahalesi var. Tamara Radojević. Geçit vermedi. Yasemin. Beyza. Şimdi Aslı çapraz geçişler. Uzaktan bir deneme. Müthiş bir gol. Aslı eski çalışkan. O da Romanya'da forma giyiyor. Magyar'a Kistanie. Güzel bir gol attı. Yeniden dengeyi sağladık. Bu arada çapraz geçişler. Lavko ve hatalı yürüme yaptı. Lavko'nun top kaybı. Öne geçme şansı bizim adımıza. Yasemin. Aslı merkezde. Beyza. Kanada indi. Ayşenur ilk kez topla buluştu. Kanatları çok etkili kullanamadık şu ana kadar. Onlar 3 gol buldular. Bu arada atış kaleci Gravars. Dönen top Beyza ama alan ihlali oldu. 6 metre yayında son bir adım aldığı için Beyza. İrem Türkoğlu ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Kristina Gravars'ın ikinci kurtarışı yansıdı. 11 dakikalık bölümde şimdi geride kalıyor. 6-6'lık beraberlik var. Oyun duruyor. Stojković ve Liščević paslaşması. Lavko yerini hücumda başka bir oyuncuya bırakacak. Evet, şimdi gördük. Lernistein oyuna girdi. Sağ kanatta da Lovric süre alıyor bu dakikalarda. Çapraz geçişler. Şimdi Lernistein, Stojković. Atış dışarıda. Hücum yine bizim. Ve yine öne geçme şansı yakalıyoruz. Aslı.
Beyza desteğe geldi. Tekrar Aslı. Yasemin. Faul. Ernstein'in müdahalesi. Maria Agbaba Ernstein'in. Beyza İrem. Beyza Karaçam. Şimdi Aslı İskit çapraz geçiş yaptık. Yasemin tekrar döndü orta oyun kurucu noktasına. Merkezde Aslı. Şimdi Yasemin sağ oyun kurucu noktasından o kadar güzel bir şut attı ki. Tam köşeyi buldu. Yasemin Şahin, milli takımımız öne geçiyor. Bu golün tekrarını vermesi gerekiyor Sırp rejisinin. Gerçekten muazzam bir şut çıkardı. Bu arada 3 dakikalık bir ara ve sonuç olarak ilk kez gol atıyoruz. Bir top kaybı da onlar yapıyor dediğim anda faul düdüğü geldi. Ešćević oyunda. Stojković zorladı. Hücum faul. Hücum faulü aldık. Şimdi Aslı. Kanatta Ayşenur. Ayşenur ama Grovart. İlk fırsatı değerlendiremiyoruz. Sağ kanatta Grovart gol izni vermedi. Çok kritik bir kurtarış yaptı. Yani Stanin'in atışı top dışarıda. Yine farkı ikiye çıkarma şansı. Yasemin merkezde bu kez. Beyza bıraktı Yasemin. Ayşenur desteğe geldi. Beyza atış top ağlarda gol. Beyza Karaçam'dan bir füze. Serbest atış çizgisinin iki adım gerisinde. Yasemin'in golünü de izleyemedik. Şimdi mola geldi. İlk molayı alan onlar oldu. Bakalım tekrarı izleyebilecek miyiz? Bu Beyza'nın sayısı. İki adım geride serbest atış çizgisinin ki çok çok gerilerden bir füze gönderdi. Golü attı. Gravas'ın müdahalesi yeterli olmadı. Yasemin'in golünün tekrarını hala izleyemedik. Molayı onlar alıyor. İlk mola hakkını Roş Bregar kullanıyor. Şu ana kadar 3 golü var Aslı İskit'in. Ceren Akgün Göktepe, Beyza Karaçam ikilisinin 2 golü. Yasemin 1 golle destekte bulundu. Sekiz altılık üstünlüğümüz var. Herhangi bir rotasyon yok. Pivotta bir farklılık var. O da Necevit var. Pivotta süre alan genç oyunculardan biri. Ernstein'in geçit vermedi Beyza İrem Türkoğlu. Şimdi Ernstein'in karar 7 metre. Oskar Buceski de onayladı bu kararı. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. İzliyoruz. Yasemin 6 metre yayı üzerinde yaptığı müdahalesi. Karar 7 metre ve Halime. Kaleyi devralacak. Milli takımımızda Halime İslamoğlu bu 7 metre atışında. Atış topu ağlarda. Yavko. 7 metrelerde 2'de 2 yaptı. 3 7 metre atışı kullandığı Sırplar 3'ünü de golle sonuçlandırdı. Fark 1'e iniyor. Maçın da 4'te 1'lik bölümü bu şekilde geride kalıyor. 8-7'lik üstünlüğümüz var. Ernstein'in müdahalesi faul. Ceren hareketlendirdi oyunu.
Aslı İskit merkezde. Beyza ile paslaştı. Yasemin şimdi Beyza Karaçam bıraktı. Aslı elinden kaçırdı. Maalesef basit bir hata. Paslaşma sırasında. Radojevic arkadaşlarını bekliyor. Lisčević oyuna girdi. Radojevic. Lisčević paslaşması devam ediyor. Beniştanin. Radojevic. Çapraz geçişler. Radojevic atış topu ağlarına gol. Radojevic'in ilk golü. Yeniden dengeyi sağlıyorlar. Biz bu golün tekrarını izlerken Beyza İrem Türkoğlu da ilk golünü attı. Tekrar öne geçmeyi başardık. İzliyoruz golün tekrarını. Beyza İrem hemen santradan hızlı çıktık ve böyle golü attık. Radojevic ama Yaren'in kurtarışı dediğim anda bir faul düdüğü geldi. Çeviş'ten fake. Ardından aşıtması gol buldu. Yeniden dengeyi sağlıyor. Hristina Lisčević ve bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Bu arada Gülcan Tügel oyunda. İlk rotasyon merkezde yansıdı. Orta oyun kurucu noktasında Yasemin yerine Gülcan Tügel süre almaya başladı. Aslı bıraktı. Beyza Karaçam. Elinden kaçırdı ve top kaybı. Öne geçme şansı yakalıyor Sırplar. Radojevic bıraktı. Stojković'ten uzaktan bir atış ve top ağlarda. İkinci kez öne geçiyorlar. Jovana Stojković. Serbest atış çizgisinin bir adım gerisinde. Tam da cephede boşluğu buldu ve golü attı. Radojevic de toplamda 4. golünü kaydetti. İlk yarıda kalan son 12 dakikalık bir zaman dilimi. Neslihan Çalışkan oyunda. O da süre almaya başladı. Beyza İrem bıraktı. Neslihan pası. Ceren Akgün Göktepe yine bir top kaybı yaptı. Bravas'tan uzun bir pas denemesi ama kimse yok o noktada. Çeski bir şeylere kızgın ama bilemiyorum. Herhalde paslaşma esnasında yaşananlara kızgın. Yine bir hata yaptık o arada. Yine bir top kaybı. Üst üste basit hatalar geliyor milli takımımızda. Radojevic bıraktı. Lisčević. Radojevic. Pasif uyarısı gelmesi lazım artık. Lisčević. Paul. Şimdi pasif uyarısı geldi. Radojevic bıraktı Lisčević yine. Yaniştanin. Radojevic sol çaprazda atış topu ağlarda. Fark 2'ye çıkıyor. Tamara Radojevic. İkinci golü. Mola. Milli takımımız ilk mola hakkını kullanıyor. Fark 2'ye çıktı ve 20. dakikayı 13 saniye sonra geride bırakacağız. İlk mola hakkımız. Ortaya doğru birebir oynayın. Sana doğru.
you come to shoot. These two girls, they play only one by one. All this, only this is for the tennis. No matter, they try to shoot. They step forward and... Bola süresi son buldu. İlk yarıda kalan son 10 dakika. 11-9 gerideyiz. Bir ara 8-6'lık üstünlüğümüz vardı ki o andan itibaren yani 14. dakikadan beri bir gol attık sadece. Kalemizde de 4 gol buldu Sırplar. Neslihan zorladı. Şimdi Elif Sıla döndü. Faul var. Gülcan. Gülcan. Ortadan bir yüklenme ama yine faule durduruldu. Neslihan şimdi. Beyza. Ve yine bir top kaybı. Mola sonrası etkili bir hücum yapamadık. Radojevic bıraktı. Stojkovic tekrar Radojevic. Sete döndüler. Son 9 ilk yarı için. Miščević oyunda. Yanıştani. Radojevic. Kanada bir pas. Radosavljević ve topu ağlarda gol. Bak 3'e çıkıyor. Hatalı yürüme. Yine bir top kaybı. Radojevic hızlı çıktı. Radosavljević şimdi kaleye baktı. Oyun durdu. Dünya Tabak oyunda. Sırplar genç oyunculara yavaş yavaş şans vermeye başladı. Miščević, Tabak atış topu ağlarda. Dünya Tabak'ın bu maçtaki ilk golü. Fark 4'e çıktı bir anda. Şöyle söyleyelim. Geçen bu 8 dakikada sadece bir gol bulduk. Şimdi ikincisini kaydettik biz o golün tekrarını izlerken. Onlar iyiden iyiye şans buldular ve 7 sayılık bir seri yakaladılar diyebiliriz bu 8 dakika içerisinde. Durum şimdi 13-10. Top kaybı. Elif Sıla topu aldı. Dönegül ilerledi. Dönegül yerde. 2 dakika cezası gelmesi lazım ki Dünya Tabak 2 dakika cezası alıyor. Hızlı hücum şansını böyle engelledi. Dönegül de yerde kaldı. Dünya Tabak 2 dakika kenarda. Beyza atış topu ağlara gidiyor. Beyza Karaçam. Farkı 2'ye indirdik. Neslihan'ın pası, Beyza burada koşuyu iyi yaptı ve o boşlukta golü buldu. Durum 13-11. Kaleyi boşaltıyor Sırplar. Risk alıyorlar. Stojković. Radojevic. Pas arası tekrar ama olmadı, kavrayamadık. Bir aşırtma topu ağlara gitti. Lovric bu maçtaki ilk golünü buldu. Natasha Lovric farkı 3'e çıkartıyor yeniden.
Burada Elif Slan'ın hamlesi topu kavramak için yetmedi. Töregül bıraktı. Neslihan kanada indi. Ayşenur açıyı düzeltti. Atış. Grovart yüzünü tutuyor. Net bir şekilde yüzüne de gelmedi ama eğer hakemler bu kararı verir, yani yüzüne topun geldiği hükmüne varırsa 2 dakika cezası alacak Ayşenur Kara. İzliyoruz. Evet, tam olarak yüzüne gelmiş. Şimdi net bir şekilde gördük. Koluyla beraber bir temas. Şimdi daha net bir şekilde gördük o açıda. Ayşenur Kara da 2 dakika cezası aldı bu arada. Biz de eksik kaldık. Kalan son 6 dakika. İlk yarı için 3 sayılık avantajı var Sırpların. Yine kaleyi boşaltıyorlar. Stojković kanada indi. Atış. Şimdi de Halim'e gol izni vermedi. Kaleyi devraldı bu arada Grovarts. Çok güzel pas Dönegül'den ve Ceren Akgün Göktepe farkı tekrar 2'ye indiriyor. Dönegül Bozdağ'ın asisti. Ceren Akgün Göktepe'nin golü 14-12. Son 5 dakika ilk yarı için. Ceren de 3. sayısını kaydetti bu arada. Stojković kanada indi. Radosavljević ve topu ağlardı. Sol kanadı çok boş bırakıyoruz bu dakikalarda. İlk maçta sol kanadı çok boş bırakıp orada maden bulmasını sağlamıştık Sırpların. Bu maçta da sağ kanat nispeten daha çok çalışıyor. Biz de kaleyi boşalttık bu arada. Sağ kanatta Gülsüm Güleçyüz süre aldı. Bu dakikalarda risk alıyoruz biz de. Neslihan bıraktı. Beyza Karaçam. Beyza ilerledi. Bir faul var. Tekrar hücum tazeleyeceğiz. Beyza yerde. Atış topağlarda. Beyza'nın da 4. golü. Fark yine 2'ye indi. Yine Knežević pivotta süre alıyor. Dünya Tabak oyuna girdi. 2 dakika cezası sonrası. Yerniştan'ın Dünya Tabak kanada indi. Lavrić döndü merkeze. Şimdi Radosavljević atış. Yan ağlarda Beyza sabit duruyordu. Ve 7 metre kararı geldi. İzliyoruz. Karar 7 metre. Bu arada kar çıkıyor itirazları sonrası Kostka Buceski'ye. Beyza'nın sabit durduğu yönünde üst üste itirazlar ama sonuç vermeyecek. 4. 7 metre atış olacak Sırpların kullandığı. Dünya Tabak çizginin gerisinde. Atış ama Halim'e. Dönen topta Neslihan kavradı. Halim'e gol izni vermedi. İzliyoruz. Eliyle çok net çıkardı Halime İslamoğlu. Neslihan. Beyza Karaçam. Yasemin. Faul var. Bu arada Meryem Erdoğan da süre alıyor pivotta. Son 2 dakika ilk yarı için.
Beyza, Beyza Grovars'ı geçemedi. Kristina Grovars'ın dördüncü kurtarışı. Bernstein'in kaleye baktı. Top bloktan dışarı gittiği için köşeden oyunu hareketlendiriyor Sırplar. Bicevic yine oyunda. Lernstein ile paslaştı. Tabak tekrar. Bicevic, Lernstein ama yine Halime İslamoğlu. Üst üste kurtarışlar geliyor Halime'den. Nazarımız değmesin. Şu 3 dakika içerisinde çok net kurtarışlar yaptı. Bir tane de 7 metre çıkardı. Son 1 dakika farkı yine 1'e indirme şansı buluyoruz. Meryem bıraktı. Yasemin destek. Beyza merkezde. Beyza, Beyza Karaçam. Bu dakikalarda da Beyza sırtlamaya çalışıyor. Yüzdesi nispeten düşük ama gol buluyor. Bir hücum faul. Beyza hücum faulü aldı. Bu üçüncü kez gerçekleşiyor. Son 30 saniye ilk yarının bitmesi için bir beraberlik şansı. Son 20. Beyza Karaçam bıraktı. Neslihan. Neslihan'ın atışında Gravart. Sanki biraz acele ettik bu hücumu kullanmak için ve kalemize hızlı hücumla Sırplar golü buluyorlar. Sanya Radosavljević farkı tekrar ikiye çıkardı. Müthiş bir gol geldi. Son saniyede Yasemin'in sayısı. Keşke galibiyet sayısı olsaydı. Daha net bir şekilde sevinebilseydik. İzliyoruz. Radosavljević atışı topağlarda. Hakemler Yasemin'in şutunu golle sonuçlandığını söyleyecekler mi bilemiyorum. İşte Yasemin'in atışı tam da 59. saniye görünüyordu ama şimdi tabelada göreceğiz net bir şekilde. Evet, Yasemin'in şutu gol değeri kazanıyor. Bir sayılık dezavantajla soyunma odasına gidiyoruz. İlk yarı skoru Sırbistan 16, Amirli Kadın Handbol takımımız 15. İkinci yarıda tekrar bekliyoruz. Sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda 16-15 gerideydi Amirli Kadın Netbol takımımız. Sırbistan deplasmanında Belgrad'da. İkinci yarı birazdan başlayacak Sırpların hücumuyla. Yine hatırlatmış olalım, 2023 Handbol Kadınlar Dünya Şampiyonası Playoff Turu ikinci maçında milli takımımız. İlk maçta Giresun'da 24-33 mağlup olmuştu. 9 sayılık bir mağlubiyet. O farkı kapatmak tabii ikinci yarıda gerçekten zor ama imkansız değil. İlk yarıdaki handbolumuz esasında eğer basit hatalar yapmazsak bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdi. Ki çok basit hatalar yaptık. Üst üste bu hataları da iyi değerlendiren Sırplar 8-6 öndeyken milli takımımızın karesine kalan o 15 dakikalık sürede 10 gol gönderdi. 10 kez kaleleri sarsmayı başardılar. Sonrasında farkı bir ara 4 sayıya kadar da çıkarttılar. O basit hataları eğer ki yapmasak belki çok farklı bir ilk yarı skoru dile getirebilirdik. İkinci yarıya 16-15 geride başlayacağız. Tekrar tekrar başarılar diyoruz milli takımımıza. Maça başlarkenki 7'yi kullanıyor Uroš Brojegar. Bicevic. Stolković. Stolković. Topağlarda gol. Stolković'in 5. golü. Sırp takımının en golcü ismi Stolković. Aslı da cevap vermeye çalıştı, olmadı. İlk yarıda Beyza Karaçam'ın 5 golü vardı. Milli takımımızın en golcü ismi Beyza Karaçam oldu.
Aslı İskit 3 gole imza attı. Bu arada kaleyi de Risovic devraldı Grovas'tan. Grovas da 6 kurtarış yapmıştı ilk 30 dakikada. Milli takımımızda Halime İslamoğlu da 3 kurtarış yaptı. Bir tanesi 7 metre atışından geldi. Bunu da eklemek istiyorum. Aslı'nın atışı ilk kurtarış geliyor. Ev sahibi ekipte Jovana Risovic'ten. Risovic Krim Mersator kalesini koruyor. Slovenya'da Şampiyonlar Ligi oynuyor. Vicevic. Destek Lavko'dan. Lavko tam köşeyi buldu. Üst üste goller. Elena Lavko farkı 3'e çıkardı. Milli takımlara veda edecek isimlerden biri. Yelena Lavko, Kristina Grovats, Jovana Stojković, Tamara Radojević ve Kristina Liščević maç öncesinde formalarının bulunduğu plaketi aldılar. Ödüllerini, çiçeklerini aldılar ve bu maçla beraber veda edecekler Sırp milli takımına. Aslı bıraktı. Yasemin kanada indi. Gülsüm tekrar döndü merkeze. Beyza şimdi. Beyza Karaçam. Sol oyun kuruş noktasında Beyza. Uzaktan bir deneme daha Aslı İskit'ten. Yine kaleci Risovic'te kaldı. Fark 3 sayı. İyi başlayamadık ikinci yarıya. Stojković. Vicevic tekrar oyuna girdi. Pivotta top bekliyor. Milojević. Lavko. Kanattan koşu Radosavljević'ten. Vicevic destek bekledi. Stojković çapraz geçiş yapıyor Sırplar. Vicevic atış topu ağlarda. Vicevic'in ikinci takımının 19. golü. Fark 4'e çıktı. İkinci kez. 13-9'luk skora dolaşmıştı 22. dakikada Sırplar. Yeniden aynı çıtayı bulmuş oluyorlar. İkinci yarıda ilk golümüzü arıyoruz. Ceylan bıraktı. Beyza Karaçam atış çıkmadı oradan. Jovana Milojević'in müdahalesi. Farklı bir ceza bekledi o da. Beyza yine topla buluştu Aslı. Yasemin. Yine bir faul düdüğü. Radojević yerde kalmış ve hücum faul bekliyordu. Hücum bizim. Yasemin bıraktı. Beyza atış topu ağlarda. Beyza kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yarının ilk golü Beyza Karaçam'dan geldi milli takımımıza. İzliyoruz. Çok çok uzaklardan bir atış. Topağlarda gol. Bu arada Sırplar istediği hücumu yapamadı biz o golü tekrar izlerken. Fark 3'te kaldı. Gönegül bıraktı. Aslı tekrar Beyza kanatta. Gülsün döndü merkeze. Aslı top çeviriyoruz. Yine bir faul var. Gönegül savunmadaki isimlerden biriydi. Yerini hücumda. Yasemin'e bıraktı. Şimdi Yasemin o da Aslı ve ardından Beyza Karaçam paslaşması. Beyza elinden kaçırdı ve hatalı yürüme. Yine basit hatalardan biri. 5 dakika geride kalıyor. İkinci yarıda onlar 3 gol buldular. Biz 1 sayıyla karşılık verdik. Fark 3 sayı. Lavko, Stojković, pivota bir pas, Milojević ve top ağlarda gol. Derslik bir gol yedik. Gerçekten
Stojković ve Milojević oradan sıfırdan adeta, yani hiç beklentisi olmayan bir gol çıkarttılar. Biz o golün tekrarını izlerken istediğimiz hücumu yapamadık. Radosavljević de hızlı hücumla golü buldu. Kendisinin 4. takımının 21. sayısını buldu. Farkı ilk kez 5'e çıkardı Sırbistan. 21-16'lık skor yansıyor tabelada. Mola geldi. Mola süresi son buldu. Sırplar farkı 5'e çıkartınca ikinci mola hakkımızı kullandık. Mesleğen oyunda Kerin Akgün Göktepe, tekrar Neslihan, şimdi Ceylan atış, kaleci Risović, Risović'in 3. kurtarışı. Ceylan Aydemir ilk denemesinde iyi bir atış yaptı ama Risović ayağıyla çıkardı. Stojković. Pivottan koşu Milojević. Lavko. Stojković. Hrišćević'in pası yerini bulmadı ama kademede Lavko. Atış, top dışarıda. Stojković'in atışı dışarı gitti. Dönegül. Aslı. Kanatta Gülsüm, tekrar Aslı. Neslihan. Dönegül merkezde. Dönegül bıraktı. Neslihan'ın atışı. Karar 7 metre. İkinci yarıdaki ilk 7 metre atışımız olacak. Yani Yanyuşevic yakın planda görüntüde. 6 metre yayındaki müdahalesi yani Yanyuşevic'in 7 metre kararı getirdi. İzliyoruz. Hayır, yani Yanyuşevic'in değil, Radojević'in 6 metre yayı içerisindeki müdahalesi. Beyza Karaçam çizginin gerisinde. İkinci 7 metre atışımız olacak. Risović çizgiden çıkmadı. Atış topağlarda. Kale çizgisiyle 4 metre çizgisi arasında kaleciler bekleyebiliyorlar. 7 metre atışlarında Risović çizgiden, yani kale çizgisinden hiç hareket etmedi. 8 dakika geride kaldı ikinci yarıda. İkinci golümüzü bir 7 metre atışıyla bulduk. Fark 4 sayı. Hrišćević atış ama Halime'den bir kurtarış daha geldi. Top kaybı. Basit bir hata ve maalesef hücum yine sırtlarında oldu. Sol kanat Radosavljević ve topağlarda gol. Sanja Radosavljević'in 5. golü. Yine 5'e çıktı. Pas arası. Hrišćević. Atış topağlarda. Park 6'ya çıkıyor. Radojević golü atan isim. Düzeltelim. Pas arasında o yapmıştı. Tamara Radojević 30 yaşında.
Neslihan. Havle durduruldu. Neslihan da yeni sezonda Budutnos forması terletecek. Karadağ'da. O da lejyonerlerimizden biri olacak. Tekrar topla buluştu Neslihan. Yine bloğa takıldı. Dönen top. Top kaybı. Fark 6 sayı. Ve maçın da artık 3'te 2'lik bölümü geride kalıyor diyebiliriz. Bu 6 sayılık avantajıyla Sırplar artık yavaş yavaş 2023 Handball Kadınlar Dünya Şampiyonası listesine dahil oldu. Tabii ilk yarıda, ilk maçta da 9 sayılık bir avantajı vardı. 24-33 bitmişti maç. Bu arada Milojevic ile Neslihan arasında bir itişme yaşandı. Ceren Akgün Göktepe de o noktadaydı. Sağ kanatta ama Halime gol izni vermiyor. Yanyuşeviç'e gol izni vermeyen Halime hızlı hücum için takımımızı ateşledi. Ve Beyza İrem Türkoğlu son noktada golü attı. Beyza'nın ikinci sayısı. Beyza İrem, o da Danimarka'da Şampiyonlar Ligi'nde Tim Esberg forması terletiyor. Çapraz geçişler, Dünya Tabak. Topağlarda. Dünya Tabak'ın ikinci sayısı. Fark 6'ya çıktı. Dönegül kendi ilerledi. Şut imkanı vermedi Sırp savunması. Yasemin. Beyza İrem. Güzel pas Dönegül'den Beyza İrem Türkoğlu. Beyza İrem'le üst üste goller bulduk. Fark yine 5'e indi. Hemen cevap geldi Liščević'ten. Kristina Liščević. Çok güzel döndü Yasemin. Visović yüzüne geldi top. Tabii o reverse'den sonra ister istemez şutun nereye gideceği ya da artık o top bir şekilde yüze mi gidecek, yere mi gidecek tam olarak bilemezken Yasemin bu talihsizliği yaşadı ve o da 2 dakika cezası aldı. İlk yarıda buna benzer bir atışla Ayşenur Kara, kaleci Grovas'ın tam olarak yüzüne olmasa da topu işte omuz hizasına doğru bir şutla değerlendirdi. Sonrasında o da 2 dakika cezası almıştı. Aynı talihsizliği Yasemin Şahin de yaşıyor. 2 dakika cezası alıyor yüze gelen top nedeniyle. Tabii EHF'nin de yeni kat'i kararları var bu konuda, yüze şutlar konusunda. Onu da eklemek gerekiyor. Bu arada Milojevic golü buldu. Pivotta ilk sayı az önce Yaman'a Milyo'ya işten geldi ve fark 7'ye çıktı. Eksik oynuyoruz. Kaleyi boşaltıyoruz. Gülcan Tüker oyunda. Dönegül. Dönegül Bozdoğan. Müthiş bir sayı. Dönegül uzaktan denedi. Fark 6'ya indirdi. Kanatta yine gol izni vermiyor Halime. Yine Angela Yanyuşeviç fırsatı buldu ama Halime gol izni vermedi. 44. dakikadayız. Yine kaleyi boşalttık. Ceylan oyunda.
Gül hatalı yürüme. Yasemin'in 2 dakika cezası son buldu bu arada. Kişilik savunma yapacağız. Beşçevic yine oyunda. Milojevic. Jakov. Stojković. Altıncı golü. Hızlı hücum. Rado Savljević. Atış topu ağlarda. Fark 9'a çıktı bir anda. Düzeltiyorum. 8'e çıktı. 28-20 oldu. Rado Savljević de toplamda 6. golünü buldu. Maçın 4'te 3'lük bölümü geride kalıyor. 28-20'lik üstünlüğü var Sırpların. Dönegül, Aslı, top kaybı, Radojević ve Milojević paslaşması ardından Radojević karşı kalede ve top ağlarda gol. 29-20, fark 9'a çıkıyor. Son mola hakkımız olacak. Beyza go back in the court, left back play Aslı, Yasu in the middle, change pivot, go, I think you're Sula, left wing. I think it's Lan! Thank you! Thank you! Filip Sıla sol kanatta, Beyza İrem sağ kanatta, Beyza Karaçam sağ oyun kurucu noktasında, Meryem pivotta süre alacak bu dakikalarda. Aslı İskit de sol oyun kurucu mevkiine geldi. Ufak bir rotasyon var mola sonrasında. Fark 9 sayı, 29-20'lik skor, Sırpların üstünlüğü. Aslı bıraktı, Beyza onun da pası, Yasemin şimdi. Yasemin iyi sıyrıldı. Yine bir faul düdüğü. Yasemin merkezde. Yasemin'in pivota pası Meryem'e gelmeden bir ayakta müdahale var. Yine hücum bizim. Pasif uyarısı. Milli takımımızın hücumu için. Yasemin'in atışı. Risovic. Dönen top Beyza'da kaldı. Hücumu tazeleyeceğiz. Yasemin. Destek Beyza İrem. Beyza İrem yine Yasemin sol oyun kurucu noktasında. Ernstein'in Yasemin'i sürekli sarsıyor. Pasif yarısı tekrar geldi. Atış Aslı'dan, Drisovic gol izni vermedi. Evet.
Oyuna ilk kez giren Aleksandra Vukojlović. Kanattan koşu Radosavljević. Çapraz geçişler. Vukojlović bıraktı. Stojković'in pası yerini bulmadı. Hücum bizim. Yasemin. Karar 7 metre. Beyza çizginin gerisinde. Risović kalede atış. Risović'in kurtarışı. İlk 7 metre kurtarışı oldu bu. Risović'ten yansıyan. Son 11 dakika maç için. Dünya Tabak ortada. Geliştanin sağ oyun kuruş noktasında. Vukojlović şimdi merkeze çapkar geçiş yapıyor Sırplar. Vukojlović zor da olsa kavradı. Kanada indi. Atış imkanı vermedik. Şimdi Tabak. Vukojlović'in atışı. Halime gol izni vermiyor. Halime'nin kurtarışı. Son 10 dakika 30 saniye maç için. Kanatta Beyza İrem. Döndü Dönegül. Tekrar Aslı. Beyza paslaşması. Pivota Meryem'e doğru bir pas. Vukojlović. Döndürmedi. Yasemin yine oyunda. Aslı'nın atışı. Risović. Son 10 dakikaya yine 29-20'lik skor üstünlüğüyle giriyor Sırplar. Biz bu 5 dakikada gol atamadık. Onlar bir gol buldu. Son 5 dakika içerisinde aslında istenen hücumlar bir türlü gerçekleşmedi her iki ekip adına da. En azından fark 9'da kaldı. Şu an için tabii. Vukojlović pası yerini bulmadı. Lovric beklemiyordu bu topu. Aslı. Kanatta Beyza İrem. Beyza İrem Türkoğlu artık bu kadar diyor. 6 dakikada bir gol. 8 dakikada bu ikinci sayımız. Gerçekten hücum yönünde çok sıkıntıdayız. Savunmayı da iyiden iyiye sertleştirdiler. Bu da çok net bir şekilde görüldü. O sert savunma karşısında da alternatif bulamadık. Tabak yerde. Dünya Tabak. Zeminin temizlenmesi için duracağız. Bir de sakatlık yaşıyor. Aslı İskit. O da yüzüne geldi top. Şimdi net bir şekilde gördük. Neslihan oyuna girdi. Aslı İskit yerine geçmiş olsun diyelim. Vukojlović. Tabak. Geliştanin. Ya Tabak elinden kaçırdı. Atış Halime'de kaldı. Son 8 dakika. Müthiş bir pas. Ama Beyza İrem.
yine Ristovic'i geçemiyor. Kalimeden tam nokta pası geldi. Feyzadem döndü ama Ristovic'i geçemedi. Dünya Tabak da Halime'yi geçemiyor. Halime İslamoğlu. Onun da bu 7. kurtarışı. Yine Knežević görüntüye yansıdı. O da genelde savunmada süre alıyor. Nova Pazar forması terletiyor. Neslihan. Beyza Karaçam şimdi Yasemin sağ oyun kurucu noktasında. Beyza merkezde. Pası yerini bulmadı Beyza'nın. Hızlı hücum Sırplar adına. Sırplar da gol bulamıyor. Neyse ki bu dakikalarda ve uzun bir süredir tabelayı değiştiremediler. Tam 8 dakika olmuş. Sırpların tabelayı değiştirdiği son anla şu an arası 8 dakikalık bir gol orucu Sırbistan'da. Tabii bu neyi değiştirecek diye soracaksınız. 29-21'lik skor üstünlüğü onların hanesinde, bir de ilk maçta 9 sayılık bir avantajla kapatmışlardı mücadeleyi. Atış topu ağlarda Lenis Tanin artık gol orucunu bozdu. 8,5 dakikalık bir gol orucu. Maria Lenis Tanin ilk golünü atıyor. Elif Sıla, o da ön direğe denedi ama olmadı. Yine Risovic gol izni vermedi. Broş Bregar ve yardımcısı yakın planda. Aynı zamanda Şipok'u da çalıştırıyor Broş Bregar Macaristan'da. Daha önce de 2021 yılına kadar Green Mercator ve Slovenya milli takımını çalıştırmıştı. Aynı ekiple. Bu arada pas arası. Böyle Gül'ün müdahalesi yeterli olmayınca. Knežević golü attı. Dönegül burada pas arası yaptı. Dönen topu takip edemeyince Knežević o fırsatı iyi değerlendirdi. Son 4 dakika maç için. Fark 10 sayı. Beyza atış topu ağlara gidiyor. Beyza Karaçam'ın sayısı 31-22 oldu. Artık yavaş yavaş son siren sesini bekliyoruz hep birlikte. Çapraz geçişler. Lenis Tanin yerden kalkamadı. Halime'de kaldı top. Hızlı hücum. Milli takımımızda Beyza Karaçam golü attı. Aslında fırsat bulmuş gibi olduk. Sakatlık dolayısıyla tabii Lenis Tanin geri dönemedi. Mola. Sırplar mola alıyor. Son 3 dakikalık bölüm 21-23'lük skor yansıyor. Düzeltiyorum. 31-23'lük skor yansıyor. Fark 8 sayı.
İlk maç 24-33 bitmişti. 9 sayılık avantajla çıktı İkinci maça ev sahibi ekip ve şu an için her şey yolunda görünüyor Sırplar adına. Son 3 dakika. Stankovic, Radojevic, Lauko denemesi orada bir alan ihlali yaptı. Liščević aslında son dakikalarda bu veda eden oyuncularına şans veriyor. Bir yandan Uroš Bregar, Grovars da son anda bir kurtarışa imza attı. Lauko sağ kanatta, o da Halim'e geçemedi. Milli takıma veda edecek 5 oyuncusunu birden oynatıyor şimdi. Son bölümde Uroš Bregar onlara bir jest yaparcasına. Elif Sıla, aşırtma, topu ağlarda gol. Elif Sıla'nın ilk golü hak yediye indi. Son 2 dakika. Evet, o anonsta da duyuluyor aslında. Stojković, Grovars, Lauko, Radojevic, Liščević gibi isimlere veda edecek Sırplar. Ve artık setle paslaşarak ilerliyorlar. Ve milli takıma veda etmek onlar için çok zor olacak. Bu takım tabii 2013'te Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda da burada yine aynı şekilde yarı final oynadı. Son bir dakika Beyza direğe takıldı. Provas da kalede. Alan ihlali. Son bir dakika artık tamamen oyun disiplini koptu her iki ekipte de. Beyza farkı 6'ya indiriyor. Bütün tribünü ayağa davet ediyorlar ve alkışlıyorlar aslında. Veda eden oyuncularına teşekkür ediyor Sırplar. Artık son saniyelerde 25 saniye var maçı bitmesine. Stojković son sözü söyledi. Fark 7 sayı. Sırplar mutlu. Tabii çevirme denedik olmadı. Neslihan tabelayı değiştiremedi. Son bir şans, o da Lauko değerlendirdi ve artık son sinyal sesini duyuluyor. Kazanan Sırbistan milli takımı 32-25'lik skorla ikinci maçı da kazanmış ve sonuç olarak 2023 Handball Kadınlar Dünya Şampiyonası biletini almış oluyor. Milli takımımız playoff turunda 2 maçı da kaybetti ve artık bu kadar diyor. Son golü izledik. O golü de Lauko attı. Onlar için çok duygusal bir maçtı ve artık veda ediyorlar. Bu 5 önemli ismi uğurluyor Sırbistan milli takımı. Bizim adımıza da önemli bir sınav oldu. Aslında eğer basit hataları ve sonuç olarak biraz da sert savunma karşısında hücumları bir şekilde çözebilirsek
Milli takımımız önemli bir aşama kaydedecek diyebiliriz. Milli takımımız istediği skoru alamadı. Sırbistan'dan bir galibiyetle çıkmadı. Artık onlara teşekkür ediyoruz ortaya koydukları mücadele için. Skoru paylaşalım. Sırbistan 32, A Milli Kadın Netbol takımımız 25, maçın skoru. Bir başka info olacağında görüşmek istiyoruz. Umarız başarılarla, güzel organizasyonlarla, üst seviyede organizasyonlarda milli takımlarımızı yine aktarmaya çalışacağız. Bir başka info olacağında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.